İyi akşamlar. Dünya ve Biz'in iki değerli ve kıdemli konuğu Soli Özel ve Serhat Güvenç hocalarımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni program jeneriğinde onların olmamasını yanlış protesto ediyoruz. Gerekir. Başka şeyleri de protesto ediyoruz. İleride söyleyeceğiz. Soli Özel ve Serhat Güvenç'le yılın işte son programı olması bağlamında şöyle bir hem 2018'de neler oldu ya bakarak ya da onları akılda tutarak asıl 2019'da bizi neler bekliyor bunu konuşmaya çalışacağız. Bir taraftan Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye'yi hangi dış politika sınamaları bekliyor ki burada sanıyorum sizler de aynı fikirde olacaksınız. İlk önce Suriye'ye yapılacak olası ve yapılma olasılığı çok yükselmiş olan artık diyelim askeri harekat ve bunun getireceği işte yine sınamalar diyelim. Bunlar neler olacak? Acaba Türkiye bütün Arap alemini mi bu defa karşısına alır? Moskova'nın tutumu ne olur? ABD'nin desteği nereye kadar sürer? Bunun gibi bu konuları konuşacağız. Bir diğer konu Türkiye açısından herhalde Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetleri. Hani hep söylenen deyimi yineleyelim, sular ısınıyor mu? Onu konuşmak gerekiyor. Bir de bunun dışında tabii dünyanın küresel işleri var. Yükselen popülizm, gelir dağılımındaki görülmedik bugüne dek bozukluk. Bunun hem kapitalist küresel düzenin hem demokrasinin ya da kimilerine göre işte neoliberal ya da sadece liberal uluslararası düzenin sonunu mu işaret ettiği. Pek üzerinde durulmasa da tabii iklim, çevre konuları var. Onlara da zaman kalırsa değinmek lazım. Çin ve Çin-ABD arasında bu yıl bir çatışma. Hani sıcak olmayan ticari konularda mesela bir çatışma mı? Yoksa cidden İşte Güneydoğu Çin Denizi'nde acaba bir çatışma, çarpışma olur mu? Bunları da konuşmaya çalışacağız. Tabii bir de dünyada ya da batıda diyelim bu IŞİD, onunla bağlantılı El-Kaide, Selefi, yalnız kurt tarzı eylemler. İşte son Strasbourg'da Noel pazarına yönelik olan yahut yine birkaç gün önce Fas'ta İki İskandinav kadın turistin hunharca katledilmesi gibi bunlar sürebilecek mi? IŞİD tehdit olarak nasıl bir tehdit olarak devam edeceğiz? Biraz bunlara da değiniriz. Bir de bunu tabii bizi ilgilendiren yönü var mı? Bunu da konuşmamız lazım. Hemen Karadeniz'in yukarısında bir de Kırım meselesi var ve Ukrayna'nın doğusu Donbas konusu var. Bununla ilgili de zaman kalırsa en sonda konuşuruz. Hani iş oralara kadar gelirse belki işte Uygurlara da değinmek gerekebilir. Ama sanıyorum zaten programın ilk bölümünü aşağı yukarı biz Suriye konuşarak geçiririz. Çünkü sizle de yayından önce görüştük. Son gelişmeler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın ABD'nin çekildiği bölgelerin Suriye hükümetine bırakılmasının hukuka daha uygun olacağı gibi yumuşak köşeli bir açıklaması. Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı yeni ünvanıyla herhalde, Hakan Fidan, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın'dan oluşan bir dörtlü heyetin Moskova'ya gitmekte olduğu açıklaması var. PYD heyetinin de Moskova'da, Şam'da, Paris'te temaslar yaptığını biliyoruz. Bu çerçevede dilerseniz bir de tabii yani işin pazar günü yapılan Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından, telefon görüşmesinin ardından büyüdüğü amaç ve kapsamın Fırat'ın doğusunun olduğu gibi Rakka'sıyla, Deyrezor'uyla Türkiye'nin denetimine bırakılması, IŞİD'le mücadele işinin de olduğu gibi Türkiye'ye bırakılması gibi bir keyfiyet söz konusu. Şöyle bir hatırlayalım, Deyrezor'da yaklaşık 400 kilometre bildiğim kadarıyla Türkiye sınırından.
Ve bu veriler ışığında bizi önce Suriye ile başlayalım. Türkiye'yi Suriye'de ne bekliyor 2019'da? En zor sorudan başladık. Yani ve Sayın Başkan'dan başladık. Evet yani. Neler olursa ne olur, neler olmazsa ne olmaz diyelim. Yani şunu konuşmuştuk iki program önce galiba evet. Ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatın haberini verdiği zaman bunu ciddiye almak gerektiğini düşündüğümü evet, ifade evet, etmiştim. Gerekçelerini de sıralamıştım. Evet. Onun üzerinden işte bir iki hafta geçti geçmedi. Bir iki gün içinde harekata başlayacağız dedi. Daha sonra tabii pazar günkü telefon görüşmesi sonrasında işin çapı çok büyüdü. Hedefler... Onun için biraz beklenecek gibi. Hedefler ve araçlar, kaynaklar arasında tabii o anlamda ilk başta öngörülmeyen bir uyumsuzluk ortaya çıktığına şüphe yok. Dolayısıyla şu anda bir bekleme dönemindeyiz. İşin hem askeri hem de diplomatik altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. İfade ettiğiniz Moskova gezisi, heyetin Moskova gezisi. Bunun tabii Moskova ayağının... ne diyelim, önemli olduğu Türkiye açısından da Türkiye'nin oraya yapacağı bu kapsamda bir harekatın selameti açısından, geleceği açısından önemli olduğunu teyit ediyor. Yani hem Rusya'nın diplomatik rızası olacak hem ABD'nin askeri işbirliği olacak desek doğru olur mu? Yani İkisi en azından de. Şeyin ABD'nin böyle hands off ellerini çekmiş olması gerekecek. Eğer Rusya'nın rızası alınırsa. Rusya'nın rızası alınmazsa ifade buyurduğunuz türden derinlik arz eden bir alanı kontrol etmek özellikle hava gücünü kullanmayı gerektirecek diğerlerinden farklı olarak. Çünkü onlar sınıra nispeten görece yakın bölgelerdi. Yani hem lojistik olarak hem hava desteği sağlama bakımından ya da destek sağlama bakımından topçuyla yetinilebilecek büyük ölçüde yerlerdi. Fakat bu... yeni harekat alanı çok derinlik içeriyor ve dolayısıyla hava savunması, hava üstünlüğü önemli bir konu. Bunu işte ya Rusya'nın rızası alınarak yapılacak ya da orada eğer Amerikan hava gücü varlığı devam edecekse bu varlığın Türkiye'ye lehine faaliyete devam etmesi sağlanacak. Ama yani Türkiye Suriye meselesinde yaşadığı zikzakların aslında bir seviye atlamış haliyle de karşı karşıya. Şimdi Suriye'de Amerika ile Türkiye'nin nihai hedefi örtüşüyor. Neydi? İşte Esad rejiminin sona ermesi. Ayrıştıkları nokta PYD, YPG'nin bu Suriye... Esad'ın gitmesi de biraz son zamanda tavsadı ABD bakımından gibi değil mi? Yine de böyle bir beyan edilmiş bir hedef var. Şimdi bu ayrışma noktası ortadan kalkınca her ne kadar tavsamış gibi de görünse Esad'ın özellikle Arap dünyasında kendi konumunu güçlendirdiğini de düşünürsek Türkiye'nin bu mevcut durumda yani yeni çıkan durumda Esad'ı hani gitsin iktidardan insin demek yerine onunla çalışmamayı tercih edebileceği bir noktaya da geldi. Yani çünkü Esad'ın güçlenmesi Türkiye'nin o kontrolü altına, denetimi altına alacağını varsaydığımız bölgede ki durumunu kuşkulu hale getirecek. Dolayısıyla siyasi olarak zayıflamış bir Esad o anlamda Türkiye'nin sahadaki durumunu kolaylaştıracaktır. Diplomatik ve siyasi açıdan güçlenen bir Esad Türkiye'nin durumunu uluslararası hukuk ve Suriye'nin egemenlik hakları bakımından tartışmalı hale getirecektir. Zaharova'nın açıklaması da bunun işareti. Çok nazik köşe yuvarlak ifadelerle yapılmış ama durumu hatırlatıyor. Bir de tabii şu gerçek de var. Burada bitireyim. Şimdi Şam'dan bakılınca Suriye topraklarında iki tane uluslararası hukuktan kaynaklanmayan, uluslararası hukuktan kaynaklanmayan iki tane ülke vardı. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Türkiye'ydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Dolayısıyla bütün oklar Türkiye'nin üzerine. Belki İdlib'e istisna demek lazım. Lavrov da açıkladı ya hani İdlib aslında Soçi mutabakatına göre Şam'da. Evet yani onu söyledi ama yani, Fırat'ın doğusu şimdi Fırat'ın doğusunda Türk askeri varlığı yoktu. Amerikan askeri varlığı vardı. Minbiç'te var. Şimdi bunlar çekildikten sonra sahada bir tek Türkiye kalacak. Evet. İdlib'i istediğiniz kadar istisna tutun.
Peki aynı soruyu şunları da düşünerek o zaman Soli Özel'e de yöneltelim. Birincisi Fransa var orada. İşte o da 1200 deniyor. Pek onlar açıklamadı. Kendileri de açıklamamıştı zaten hatırlarsanız. Matisse açıklayıvermişti. Burada Fransız özel kuvvetleri de var diye biraz bocalamıştı Fransızlar. Bu bakımdan Ünal Çeviköz de ana muhalefet adına yaptığı yazılı açıklamada yani koalisyon devam ediyor aslında. Bunu dikkate almak lazım dedi. İsmi de kalsa koalisyon bozuldu. Yani orası koalisyon alanı demeye getirdi. Bir bu var. Bir de Serhat Hoca'nın söylediği bakımdan Şam gözüyle bakıldığında hani biraz burnu sürtülmüş bir YPG'yi Türkiye'ye karşı tutmak elde. Onlar açısından daha tercihe şayan olur mu? Boyutlarını da isterseniz konuşalım. Şimdi YPG eli hayli zayıflamış olarak bundan böyle Şam'la müzakere edecek. Dolayısıyla birinci derecede derdi yok edilmemekse Şam'ın koşullarını kabul edecek. İki, benim de siz göndermeden görmüş olduğum bu Balanş'ın yazısı. Evet. Aslında zaten PYD'nin kontrol ettiği bölgede Kürt unsurla Arap unsurla arasındaki ilişkilerin de çok da ahenkli olmadığı ortaya çıkıyordu. Üstelik şimdi bunun üstüne Amerikalıların çekilmesini yaratacağı bir boşluk var. Orada yaşayanların kimi tercih edeceği sorusu bence birinci derecedeki soru olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki tartışma benim takip edebildiğim kadarıyla sanki bunun hiçbir önemi yokmuş gibi yapılıyor. Yani Kürt unsur hadi ya da şimdi neydi PYD, Kürtleri PYD'nin zulmünden kurtaracağız peki. Evet. Bir de Araplar var onlar zaten Türkiye gelsin diye bekliyor. Benim okuduklarımdan anladığım kadarıyla böyle bir durum yok. Yani illa Türkiye gelmesin de demeyebilirler ama Türkiye gelsin bizi kurtarsın diye bir şeyin de orada olduğunu doğrusu sanmıyorum. O Balanş'ın sözünü ettiğiniz uzun analizinde gerçi birkaç ay öncesinde yazmıştım. Evet. Şunu da hatırlatıyor. Aşiretlerin diyor hizmet aşiretler satın alınmaz kiralanır. Kiralanır. Müthiş bir laf o. Bunu da yani Fehim Taş'taki bunun yazısında var. İşte İstanbul'da başkaşıya oturtulan Nevaf Elbeşir mesela şimdi Şam'da oturuyor diyor. Aynen öyle. Yahut o söylediğiniz Kürtlerle yahut PYD ile iyi geçinemiyor diye sınıflandırdığımız ve kabaca doğru olan aşiretler bazıları da iyi geçiniyor. Evet. Yani. Evet. Dolayısıyla yani bu böyle masa başından atıp tutarak öyle çok iyi kolay anlaşılacak bir şey değil. Benim tahminim herkes kendince bir pazarlık yapmaya çalışıyor orada sonucu etki edecek olan unsurlarla. Bunlar Serhat'ın daha iyi bildiği konular ama yani öyle bu kadar çok derine merine filan girme bunun lojistik problemleri olacak, para problemleri olacak, şu olacak, bu olacak. Hepsinden önemlisi burada sadece PYD, YPG ve Arap aşiretler ya da normal Araplar yok. Şimdi şey çok uzakta aslında, IŞİD hayli uzakta ama bu IŞİD'in yukarıya doğru da gelip böyle bir takım eylemler yapmayacağı anlamına gelmez. İranlıların Türkiye'nin bu kadar geniş bir alanı kontrol etmesinden ne kadar memnun olacakları soru işaretidir. Rejimin madem Amerikalılar çekiliyor ben kendi toprağımı istiyorum diyeceğini varsayıyorum. Hele ki giderek Arap dünyası içinde meşruiyeti kendisine iade ediliyor. Galiba resmileşti yani Mart ayındaki Tunus'ta yapılacak olan Arap Birliği zirvesine çağıracaklar Şam rejimini. İşte siz yazmışsınız muhalifleri atacaklar bilmem ne. Rusya'dan da gelen sesler hani Amerikalılar gidiyor diye burası size verilecek gibi de düşünmeyin. Hani biraz daha dikkatli olun mesajı içeriyor. Zaharova'dan önce iki gün önce Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamada aslında nazik bir şekilde İdlib'deki varlığınız da rejimin onayıyla gerçekleşti. Bu mevhumu muhalifinden herhalde hani Fırat'ın doğusu. Yani Fırat'ın doğusunda da benzer bir izne veya da mutabakata ihtiyacınız olacak. Belki çok önemli güvenlik problemleriniz var. Şuraya kadar girmenize bir şey demeyiz. Sonra geri çekilmeniz kaydıyla işiniz bitince ama öyle bütün bir alanı size açık olduğunu düşünmeyin de diyebilirler. Ama bu
Soli Özel'in söylediği zaten Türkiye'nin de işine gelecek formül değil mi? Yani ne işimiz var Rakka, Beyrezor oralara gitmeden? İşte sınırda arzu ettiğimiz 20-30 kilometrelik bir şeydi. Zaten yerleşim birimleri de burada. Irak sınırına kadar burayı biz bir şerit halinde kontrol edelim. Ama orada da sorun, hani buna TSK'nın ne kadar kapasitesi var? Hangi süreyle böyle bir harekatı sürdürmek bir soru, ama öbür taraftan da Suriye ordusunun da böyle bir kapasitesi olmadığını biliyoruz. Yani o da oralara uzanacak durumda değil. En fazla Deyrezor'da belki karşıya atlayıp geçmesi lazım ki orada da IŞİD var. IŞİD'le mücadele edecek. Onu da ancak YPG ile yine ya da yerel oranın aşiretleriyle yapacak. Yani şu o ilk demek istediğim bu ABD ile bir işbirliği ya. Bir taraftan Şam'da, ben de öyle düşünüyorum, Ankara'da yahut Tayyip Erdoğan da, Beşar Esad da önce ABD şuradan bir gitsin diyorlar. Ama Türkiye'nin oraya girebilmesinin bir koşulu da ABD'nin desteği. Yani nasıl arkadan destek olduysa Suriye Demokratik Güçleri'ne, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri destekli milislere arkadan destek olması gerekmeyecek mi? Tam da öyle, ama yani bu kadar geniş bir harekat alanında Suriye, Türkiye destekli milis gruplarla çok fazla iş yapamazsınız. Yani şeyi sürmeniz lazım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu güçlerini sahaya sürmeniz ve orada tutmanız gerekiyor. Çünkü o alanı... Yani nedir tank? Yani tank neden... zırhlı birlikler, yani bu böyle 30 bin kişilik bir işte Özgür Suriye ordusu benzeri bir oluşumla halledildi. Hava sahasını da ABD mi yasaklayacak buranın, Ruslara ve Suriye? Şimdi beni hep... Yani bu konu gündeme geldiğinden beri düşündüren şey o. Çünkü Fırat'ın doğusu fiilen Amerika'nın denetiminde, kontrolünde hava sahası. Şimdi Amerika burada şeydeki 2000'e yakın özel kuvvetini çektikten sonra oradaki hava hareketliliği, hava şeyi etkinliğini ne yapacak? Türkiye sahada belki şeyin, YPG'nin yerini karada doldurabilir ama havada Amerika'nın yaptığı işi yapması çok zor kendi kaynaklarıyla. Yani ya bunun için Rusya'dan şey alınacak, yani icazet alınacak ve o hava sahasındaki faaliyete müdahil olmayacak Rusya'nın ve Suriye rejiminin hava savunma sistemleri, hava unsurları, ya da dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri havadan o bölgedeki etkinliğini devam ettirecek ki karada Türkiye vaat ettiği işi yapabilsin. Yani başından beri şeyi söylüyoruz, çok karmaşık, çok akışkan bir durum. Hakikaten başlangıçta Türkiye'nin hedefi işte bu sınıra yakın bir kuşakta, yani Türkiye'ye tehdit olabileceği düşünülen grupların barınmasını engellemek, oraları güvenli hale getirmekti. Ama şimdi bu Trump'ın teklifi hem Türkiye'nin kaçamayacağı bir şekilde sunuluyor. Yani al buyur sen yap deniyor. Bana söz verdi. İstenilenden fazlası. İstenilenden fazlası ve iştah kabartıcı. Şimdi yani o... Fütühat geliyor akla yani. Hani gelmese bile işte IŞİD'i yendik, işte orada büyük bir alana yerleştik, işte şey, denetimimizi aldık. Bunlar Türkiye açısından, Türkiye'deki karar vericiler açısından çok cazip geliyor. Dolayısıyla bu sözünü ettiğinizin ötesine geçen bir planlama gerektiriyor bu iş. Bu yani Suriye'nin üçte birini de Türkiye'nin... Tabii şimdi o, hani o bölgeyi, bir de statünüz ne olacak? İşgal gücü mü olacaksınız? Yani onun... Hukuken öyle olmak durumunda. Hukuki iş o zaman... Şu anda da öyle İdlib hariç. Ama şimdi şeyi yani şu anki bölgeler nispeten dar. Yani işte 4000 kilometre kare falan. O kadar büyük bir alanda işgalci güç olarak bir takım yükümlülükleriniz, sorumluluklarınız da var. Yani oranın sivil idaresinden tutun da işte halkın ihtiyaçlarını karşılanmasına kadar. Ama o bütün alan... Tabii bütün alay. Şimdi Deyrezor'a kadar gidecekseniz eğer. Fırat'ın olduğu gibi doğusu üçgen. Ya benim anladığım o bölge tamamen hani burada hem. Yani orada Haseke'de ve Kamışlı'da zaten Suriye devleti hala işlevsel. Ordusu da var bilmiyorsam. Yani ya var, maaşlar ödeniyor bilmem ne. İşte o da zaten bir başka soru. Yani buradaki böyle bir melez çözüm, iki cep, yani Kobane örneğin. Tamam, diğer tarafta Arap var ama Kobane Kürt. Ve Kobane'nin simgesel önemi de var. IŞİD'e karşı çok kayıp vererek orayı, ABD desteği olmasa olmazdı ama destekle. Hatta işte KDP peşmergesi falan da geçirilmişti. Diğeri de öbür ucu. Ta uç yani Kamışlı, işte Amude, Derik ya da Arapçasıyla Maliki. Orası Kürt. Arada işte Tel Abyad'la şey var, Ras El Ayn var. Ve oradan aşağıya da Rakka'ya doğru gidiyor. Böyle bir
karma çözüm. Yani bazı ceplerde Türkiye hakim, bazılarında PYD ve yeni durumda Suriye ordusuyla birlikte. Böyle bir şey mi en olası gözüken? Şimdi dediğim gibi yani mutlaka bir pazarlık oluyor. Şimdi yanılmıyorsam Dışişleri Bakanı'nın verdiği bir cevap var. Biz konuşmuyoruz ama arada Ruslar ve İranlılar üzerinden temasımız oluyor vesaire filan diye. İstihbarat örgütlerinin öyle pek de küs olmadıklarını duyuyoruz en azından. Hani bu ne kadar doğrudur yanlıştır bunu bilebilecek durumda da ben değilim. Bu biraz yani şu anda herkesin bu adamlar maalesef kazandı dedikleri bir rejim var. Bu rejimi kendisini 7,5 yıldır ya da neredeyse 8 yıldır dışlamış olan Arap dünyası yeniden içine almaya hazırlanıyor. Rusların bu rejime verdikleri desteğin azaldığına ya da Suriye'nin toprak bütünlüğünden vazgeçtiklerine ya da rejimin bütün toprağa hakim olmasını istemekten vazgeçtiklerine dair herhangi bir emare yok. İranlıların böyle bir şey istemeleri için bir neden yok. Tam tersine bir an önce her iş olsun bitsin, biz de Şii milislerimizle orada güzelce oturalım vesaire filan diyorlar. Şimdi bu koşullarda rejimi Türkiye'nin bütün üçgeni kontrol etmesine ikna etmek bence pek kolay olmayacaktır. Şimdi Amerika'ya gidildiğinde de herhalde Serhat'ın söylemiş olduğu, siz bize verecek misiniz hava desteği vesaire filan konuşmak gerekecek. Evet, Astana üçlüsü yıl bitmeden BM'ye verilmiş bir mühlet vardı malum şu anayasa Cenevre'ye yani anayasa yazım komitesini teslim edin listesini diye. Hatta bunu Jeffrey Ankara'daki yani Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ABD'nin söylemişti. Göreceğiz bakalım ne işe yarıyor diye. O konuda da bir anlaşmazlık olmuştu hatırlarsınız. Buraya gelmeden Washington'da bu Astana'nın fişini çekmek lazım. Bunlar bir işe yaramıyor dedi. Buraya geldi. Ben öyle demedim. Yani Suriye bunu baltalıyor dedim dedi. Fakat bu üç ülkenin dışişleri bakanı hem muhalefetin hem Şam'ın üzerinde mutabık kaldığı bir listeyi İşte yılın bitmesine günler kala verdiler. Orada bir şey becerdi yani Astana süreci, onu teslim edelim. Ama bütün bunlar olurken yani hem Rusya'ya rağmen diyelim, İran'a rağmen buraya girmek, Suriye'ye rağmen hem Astana'yı canlı tutmak, böyle biraz sürdürülemeyecek iki ayrı kanalın denenmesi demek olmayacak mı 2019'da Türkiye açısından? Yani hem ABD'yi mutlu et, hem Moskova'yı mutlu et, hem Astana'da kal, hem koalisyonda kal. Şimdi akıl yürüttüğümüz zaman bunlar pek birbirleriyle bağdaşır şeyler gibi durmuyor. Ama yani Suriye özelinde o kadar çok birbiriyle normal koşullarda yan yana göremeyeceğimiz aktör sahada pragmatik ve taktik işbirliği yaptı ki... Yani Solin'in dediği gibi şimdi Şam rejiminin temel hedefi ülkenin tamamında hakimiyeti sağlamak, iktidarını tesis etmek. Rusya bunu destekliyor ama Rusya'nın hani kendine göre başka bir oyun planı var. Türkiye ve İran'ı da bu arada hani Rusya'nın oyun planı içerisinde düşünmek lazım. Türkiye ve İran'ın hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya bakışlarında böyle %100 bir örtüşme yok ama belli noktalarda mutabakat sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla taraflar kısa vadede bu birbiriyle çelişir gibi pozisyonlarını uyumlu hale getirmede bir sakınca görmeyebilirler. Yani yani oranın stabilize edilmesi için mesela Türk askeri varlığının geçici bir süre kabul edilebilir gelmesi beni hiç şaşırtmaz. Ne kadar geçici? Şimdi zurnanın zort dediği yer orası. Yani Türkiye'de yani bizim hep en azından kendi aramızda konuştuğumuzda da bizim edindiğimiz izlenim Türkiye'nin öyle geçici süreyle işte istikrarı sağlandık, istikrar sağlandıktan sonra pek geri çekilmek gibi bir niyeti yok. Daha ucu açık. Görülebilir gelecekte sonu, diyelim evet, kalacak orada. Kalma niyeti var. Asıl şey oradan sonra kopabilir. Eğer Rusya ve İran... Ya bir noktada biz Türkiye'yi buradan çıkmaya ikna ederiz diye düşünüyorlarsa bu kısa süreli yani kısa vadede çelişki gibi görünen konuları aşabilirler. Çünkü alternatifi ellerinde rejimin oraya girmesi, rejimin oraya
o çabuklukta girebilmesi mümkün müdür, değil midir? O da başka bir şey. Yani Ehvenişer olarak kısa süreliğine tercih edili olabilir. Ama Türkiye'nin burada zamanlamayla ilgili tahmin ediyorum kafasındaki sahadaki ortaklarınınkiyle de örtüşmeyecek. Onun da sonuçlarını işte bu harekat gerçekleşirse söylediklerimiz 6 ay ila 1 yıl içinde görmeye başlarız gibime geliyor. Peki Türkiye Katar'la sıkı bir şekilde yan yana duruyor. İki tarafında karşılıklı somut alışverişi var. Yani Türkiye'nin somut güvenlik kalkanına Katar'da somut bir şekilde maddi katkı yaparak işte yanıt verebiliyor. Yani havada duran bir ilişki değil. Kuveyt de biraz o tarafa doğru sanki yaklaşır gibi oldu ama işte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Şam'da büyükelçilik açıyor. Ürdün peşlerinden gidiyor. Demin istihbarat örgütlerinden bahsettiniz. Ali Memluk istihbarat şefi işte Beşar Esad'ın Kahire'ye gitti. Bunu da duyurdular. Ve Suriye'de geri dönüyor. Tunus'ta yapılacak Mart ayındaki Arap Ligi zirvesinde sandalyesine geri dönüyor. Bir taraftan da onu hatta hatırlattınızdı programdan önce. Bu Kaşıkçı meselesi var. Aslında pek sanki dillendirilmez gibi oldu son. Bizim Ankara'da bunu gündemde en çok tutan Türkiye'ydi. Biraz frenli gibi gidiyor. Burada bir... O bana ilginç geliyor. Yani gene birkaç boyutlu bir mesele olarak. Çünkü Trump'ın tek derdi bir an önce bunun gündemden düşmesiydi. Evet. Buna karşılık 2 Ocak tarihinde göreve başlayacak olan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren demokratların ilk yapacakları işlerden bir tanesi Kaşıkçı meselesiyle ilgili bir soruşturma ve hearing'in Türkçesi ne oluyor? Oturum düzenlemek olacaktır. Ve herhalde o zaman bir bilgiye ihtiyaçları varsa Türkiye'den siz de... Siz ABD sistemini iyi biliyorsunuz. Bunun etkisi ne kadar olur dış politika? Yani başkanın şimdi elini dış bağlar politikada, mı? Dış politikada kongrede etkili olan taraf genelde senatodur. Ama şimdi Amerikan gündeminde Temsilciler Meclisi ciddi tanıklarla bir oturum açıp onlardan çatır çatır bilgileri filan aldığında bunlar medyayla bir şekilde etrafa yayılacaklar. Yani o zaman mızrağı çuvala sığdırmak o kadar da kolay olmayacak. Duyulacak bir şey kaldı mı Kaşıkçı cinayetler? Yani hani bir... Hay kalmayabilir. Bu siyasi olarak Trump'ı rahatsız eden bir şey. Trump şu anda her taraftan kendini kuşatma altında hissediyor. Müller'i görevden almak istiyor. Almasını engelleyecek bir takım adımların atılması mümkün. Efendim avukatı aleyhinde konuştu, cezayı alıyor. İlk ulusal güvenlik danışmanı 20 gün görev yaptı. Türkiye'nin lobicisi olduğunu itiraf söylememiş olduğu için yani hakaret edilerek hükmü verilmedi adamın. Yani bir yargıç sen ülkeni satmış bir adamsın dedi. Yani bir eski askere ya da herhangi birine bundan daha ağır bir şey söylenemez. Her bakımdan kuşatma altında. Bir de yani işte kendisinin istediği gibi hareket etmeyenleri kovma. Yani biliyorsunuz onun o 8 yıl sürdürdüğü meşhur programı vardı değil mi? Böyle sonunda kovuldun filan diye. Evet. Şimdi Savunma Bakanlığı da yaptı onu. Neydi onun adı? Apprentice. Şimdi Matis gibi bir adamı önce çok iyiydi filan dedi. Sonra yazdığı mektubun aslında ağır bir mektup olduğunu anlayınca Dışişleri Bakanı'na telefon ettirtip sen kovuldun 1 Ocak itibariyle dedi filan. Yani şimdi böyle bir adamın Amerikan kamuoyunda da rahatsızlık yaratan o Beyaz Saray açıklaması, yani ya paramızı veriyorlar artık farza kurcalamayalım özetiyle açıklayabileceğimiz özetini içeren o açıklamadan dolayı da rahatsız olan bir kamuoyu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerika şunu biliyordu, bunu biliyordu, bu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı diye kamuoyuna daha fazla mal edilecek bir bilgi akışına sahip olması durumunda. Zaman bu Türkiye özellikle Erdoğan açısından Türkiye, da çok büyük zafer olur. Şimdi Türkiye Trump'ı kollayacaksa çünkü Trump'la yaptı anlaşmayı. O zaman Temsilciler Meclisi'ne ne kadar yardımcı olacak? Yani ikisinin ve üstelik bu Temsilciler Meclisi de o senato mu onaylıyor sadece yoksa tümü mü onaylıyor? Bilmiyorum. Şey satışı.
şey Patriot mi? Satışları vesaire filan falan. Şimdi orada kiminle işbirliği yapacağı meselesi Türkiye'yi çok merkeze koyacak Türkiye. İster istemez cinayet burada işlendi. Bütün bilgiler Türkiye tarafından verildi. CIA başkanı buraya geldi. Bu bilgilerle ve kendi topladıkları bir istihbaratla CIA başkanının verdiği raporun üstüne senatörler çıktılar ve dediler ki burada tereddüde mahal yoktur, bu adam delidir, katildir vesaire, biz de peşinden koşacağız dediler. Cumhuriyetçilerin Trump'a karşı tavır aldıkları neredeyse yegane mesele bu. En azından senatoda bu böyle. Şimdi o zaman Türkiye hakikaten kimi tarafında, kime daha yakın hareket edecek gibi enteresan bir soru da var. İzin edersiniz. Bu arada şunu da yalnız söyleyelim. Yani Arap Ligi zirvesi işte yok, Tunus'ta Suriye geri dönüyor falan da, yani Arjantin'deki G20'de de Suudi Arabistan'a hani Kaşıkçı sözde çok işte dışlandı. Resimde kimse yanına gitmek istemedi falan ama. Kucakladı. Putin kucakladı. Çinlilerin umurunda değil. Evet. Bu bir de onaylanan Patriot satışı boyutu. Yani biz şimdi artık ABD desteğini de güçlü şekilde almak durumundayız Suriye'de bu işleri yapmak, şöyle mi? O bakımdan Kaşıkçı'da... şöyle bir alt alta sıralayalım. Yani Türkiye'ye önerilen Patriot paketi. Evet. Bizim çok sevdiğimiz ve bu işleri yakın takip eden meslektaşımız Sıtkı Ege'li, kulakları çınlasın. O Türkiye'ye önerilen paketin benzeri hangi ülkelere hangi fiyatla önerilmiş diye baktı. Polonya'ya önerilen paket aşağı yukarı benzer, biraz füze sayısı fazla, 10 milyar dolar. Türkiye'ye önerilen 3 milyar 250 milyon dolar. Şimdi aradaki fark aslında bir hani gönül alma ya da kalp kazanma veya Türkiye'ye safına çekme hamlesi olarak algılanıyor. Yani Patriot'u bedava alıyorsun, S-400'den vazgeç demek değil mi? Şimdi maddi koşullara baktığınız zaman o çıkıyor karşınıza. Yani Fırat'ın doğusunu da verdim, çekiliyorum. Patriot'u da bedava veriyorum neredeyse. Pazar günkü konuşma hani tabirse Obama dönemi tabir reset attı Türk-Amerikan ilişkilerine. Ben bu koşullarda Ankara'dan artık Kaşıkçı ile ilgili yeni bir bilgi çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü o şeyi açılan yeni beyaz sayfayı pek ruhuna uygun olmayacaktır. Dolayısıyla bu anlamda da Soli'nin söylediği tür işte kongrede açılacak soruşturmalar yapılacak oturumlarda falan. Kongre tümü ikisi. Evet. Yani hem senatör hem temsilciler. Yani dolayısıyla. Onu öyle bırakmam demez mi? Cumhurbaşkanı kim? Erdoğan. Şimdi o başka bir artık dediği takdirde bu sefer hani Trump gibi bir dengesiz bir liderin bir sonraki adımının ne olacağı yani öngörülemez. Ben onu göze alacağını zannetmiyorum şeyin, Ankara'nın, doğrusunu isterseniz. Peki bir de evet. Yani o yüzden de belki Ankara Birleşmiş Milletler bu işi halletsin dedi. Bir de tabii şimdi özür dilerim, Patriot'ların üzerine bir de Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta işte Türkiye'nin alacağı F-35 sayısını 120 olarak telaffuz etti. Programa katıldığı andan itibaren Türkiye'nin siparişinin 100 olacağı söyleniyordu, deklare edilmişti. Bu 20 şeyin F-35'in B tipi, yani uçak gemilerinden havalanabilen ya da işte amfibi taarruz gemilerinden havalanabilen tür olacağı ifade ediliyor. Dün bir haber çıktı, işte deniz kuvvetleri için F-35 pilotu yetiştirmek üzere iki deniz subayının Çiğli'ye tertip edildiği haberi. Dolayısıyla hani Patriot'ı da, Soli benle bu konuda çok mutabık değil ama Patriot'la Patriot'a ek olarak bir de F-35 konusunda da Senato'nun hani talebinin, önerisinin ötesini dikkate almamın ötesinde bir de daha ileri bir işbirliğinin de yolu. Yani hani ikisinin farklı şeyle kotarılmış şeyler olduğunu konuşmuştuk seninle. Dolayısıyla biz 120 alıyorsak o zaman Japonya 142 idi galiba, değil mi? Onun yani, arkasında herhalde en çok alan İngiltere'ydi benim bildiğim kadarıyla en büyük alıcı. Avustralya ve Türkiye en büyük üçüncü alıcılardı yüzlerle. Japonya'yı arttırınca ABD'nin arkasında en fazla. Öyle mi? Ha, yani yine de en büyük kullanıcılardan bir tanesi oluyorsun. Olacak. Yani bunun telaffuz edilmesi bile aslında işte kongrede Türkiye'nin bu programdan çıkartılmasına yönelik oluşan havanın çok da dikkate alınmadığı, Ankara'nın hani bunun etrafından dolaşabileceğini düşündüren bir takım mesajlar aldığını ya da pazarlıklar yaptığını bana düşündürtüyor. Şimdi Amerika ile işleri yola sokarken Rusya ile ilişkileri nasıl yöneteceğiz? Yani iki cambazı bir ipte nasıl oynatmaya devam edeceğiz?
Ankara açısından belki Suriye meselesindeki askeri hareketlilikten daha da önemlisi bu daha çetrefil, karmaşık hale gelen komplike diplomasi sahnesini nasıl yöneteceği önemli bir konu. Yani bu iş S-400'leri alıp naftalinleyerek mi mesela çözülecek bir yerlere? Bu Amerikalıların dile getirdiği çözümlerden bir tanesi. Alın depolarda kalsındı. Ona da bir 3,5 mu veriyoruz? 2,5 galiba. 2,5. Hayır 3,5 patriotlar. 2,5 S-400'ler. Ekonomik daralma ortamında falan demek ki bunlar karşılanabilir şeyler olarak görürüz. Bu artık hani şeyin yönetimin ne diyelim? Takdiri. Hani üstlenmeyi kabullendiği bir maliyet. Ya da Türkiye'nin Amerika ile olan özel güvenlik ve savunma ilişkilerinin yeniden rayına oturması karşılığında Rusya'ya ödenen diyet olacak. Rusların bundan rahatsız olmayacakları ya da bunu engellemeye çalışmayacakları ya da buna karşılık Türkiye'ye canını acıtacak bir şey yapmayacakları varsa. O tabloda İran yaptırımları nereye oturuyor? Ruhani daha yeni buradaydı İran Cumhurbaşkanı. 5. Yüksek İstişare için ve Sayın Cumhurbaşkanı çok açık ifadeler kullandı. Yani biz bu ambargo. Yani bir açıkça biz buna uymayız demesi kaldı. Şimdi orada sıkıntılı bir şey var. Bu Amerikan basınında çıktı herhalde. Tweetlerde yoktu. Bu meşhur ya da malum ya da meşhum telefon konuşması sırasında İran'ı da en iyi biz dengeleriz dediği iddia ediliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Ama nasıl dengeleyeceğimize de kendimiz karar verelim. O ayrı ama yani şimdi herhalde. Dolayısıyla eğer bu doğruysa diğerleriyle uyum içinde değil. Değilse zaten ama Türkiye'nin üzerine Amerikan tarafı baskı kurmaya çalışıyor demektir. Yani bütün o da, bu emareler Astana sürecinin artık sürdürülmesi zor bir... Ya şimdi Astana'da zaten temelde birbirinden çok farklı görüşe sahip bir ikili ve bir Türkiye vardı. Yani, yani biri Şam'ı devirmek istiyor. Ya şimdi öbürküler davetli doğru gelmiş. Konuşalım. Siz 7,5 yıl boyunca Şam'daki rejime karşı olanları desteklediniz. O 7,5 yıl boyunca Astana'daki ortaklarınız da Şam rejiminin düşmemesi için elden gelen bütün çabayı gösterdiler. Fiziki olarak o rejimi savunmak için savaştılar. İran'ın nefesi yetmeyince Ruslar fiilen sahaya indiler ve olayın bütün yani dengeyi tamamen değiştirdiler. Şimdi dolayısıyla bunların zaten birlikteliği bir şekilde... Başkalarını işin içine katmadan yeni bir denge yaratmak içindi. Şimdi eğer işin sonuna yaklaşılıyorsa temel hedefleri bu kadar birbirinden farklı olan aktörler aralarındaki çelişkileri nasıl aşacaklar? Çünkü Amerikan unsuru da ortadan kalktı. Yani o üçlünün kendi iç çelişkilerine rağmen birlikte hareket edebilmesini Amerikan varlığı bir ölçüde sağlıyordu. Şimdi Rusya biliyorsunuz ilk toplantıda Soçi'deki Astana'daki mi? Verdiğinde anayasa taslağı verdiği zaman Türkiye'nin duymaya bile tahammül edemeyeceği bir madde o anayasa taslağının içinde vardı. Kürtlerin özerkliği vesaire gibi. Ha bu ne kadar ciddiydi, rejim bu kadar güçlüyken, PYD'nin eli bu kadar zayıflamışken bu hala geçerli bir teklif midir falan onları bilmiyorum ama bunları aştı bu üçlü. Yani bu kadar keskin farklılıkları aştı sebebi bu işi Amerika'ya bırakmamaktı. Amerika denklemden çıkıyor. Türkiye'ye sen benim yerimi al der diyor. Türkiye ben bunu memnuniyetle yaparım diyor filan. Bu durumda o diğerleri... zaman beğenilmeyen Trump akılcı bir diplomatik hamle yaptı. Yani Rusya hep Putin için deniyordu Türkiye'yi ayırıyor NATO'dan ve ABD'den diye. Trump da bilerek ya da bilmeyerek akılcı bir hamleyle Türkiye'yi ABD'den Rusya'dan. Ya benim okuduklarımdan çıkardığım sonuç şu. Şimdi biz bunu tartıştık diye hatırlıyorum bu programda. Amerika'da biz Suriye'de Kürtlerle mi devam edelim yoksa Türkiye'yle mi barışalım ya da Türkiye'yle mi? İşte CENTCOM, YUCOM klasik. Neyse. Skaparotti Votel. CENTCOM da tek yekpare değilmiş yani. Tamam. Şimdi ben ya bunu da aramızda da konuştuk. James Jeffrey tayin edildiği zaman o tartışmanın nereye doğru gideceğiyle ilgili çok önemli bir işaret verilmişti. Evet, ve yani, McGurk'ün de görev sonunun yıl sonu olduğu söylenince. Biz kardeşim Türkiye ile bu işi yapmak zorundayız. Fakat o mutabak özellikle Dışişleri Bakanlığı çok bastırdı. Türkiye ile iş tutalım diyenler ve bunun herhalde altyapısını hazırlayıp işte yok patriotlar yok şunlar bütün bu bahsettiğimiz meselelerin gelişmelerin gerçekleşmesini sağlayanlar
bunun Amerika'nın hala orada fiziki olarak kalacağı varsayımıyla yapmışlardı. Trump'ın farkı Türkiye'yi seçmesinde değil, biz de orada olmayacağız demesinde. Evet. Ha, şimdi siz bürokrattınız. Yani bürokratların işi yokuşa sürmek gibi bir özellikleri vardır. Her yerde öyle. Her yerde öyle. Amerikan ordusu valla işte tekerlekler çişe dönmedi bilmem ne şudur. Hani 3 ayda değil de 9 ayda çıkacağız diyebilir. Bilmiyorum ya bunu yapmayacaklarını ama Trump da bu konuda ısrarcı olacaktır. Evet, ben onun tam tersini düşünüyorum doğrusu. Beklenenden çok daha hızlı çıkacağını. Olabilir ben. Ama neye dayanarak düşünüyorsunuz? Trump'ın farkı Türkiye'yi tercih etmesi değil. Evet, Trump'ın farkı bunu Amerika'nın orada fiziki varlığı kalmaması. Siz ne dersiniz hocam? İran'la ilişkiler ve ABD ile arayı düzeltmek. Bir önceki turdan bir şey ifade edeyim. Tabii, bu S-400'ler ne olacak? Hı-hı. Yani işte kaporosu da verildi, üretiliyorlar. Temmuz 2019'da ilk partisi teslim edilecek. Sinop'a yerleşir mi? Hayır, yani depoda da kalacağınız sanmıyorum ben. Şimdi Türkiye'nin bir takım deniz aşırı üsleri kuruluyor işte Katar'da, Somali'de, evet. Sudan'da. Bunları oraya yerleştirmek o kadar rahatsız edici olmayabilir. Bir de yani, anlamlı da olur üstelik. Çünkü bu kabarcık tarzı savunma bir işte, üssü korumak yani için en azından evet üsleri korumak için veya Kuzey Kıbrıs'a deniz üssü kuruluyor. Belki oraya kurulabilir. Yani İskele demiştiniz değil mi? Evet, yani Magosa ile şey arası, evet. Karpas arasında. Dolayısıyla bunlar yani Türkiye'nin deniz aşırı askeri varlığı arttıkça bu tür yerlere koymak hani o zaman mantıklı olabilir. Çok ideal, çok maliyet etkin çözümler değildir ama o Türk-Amerikan ilişkilerini kırmaya göre Katar, daha şey. Katar'da ideal olur değil mi? Yani işte onlar yani. F-16'ları vurmaya değil mi şey programı falan herhalde. Suudi Arabistan Katar'ın üzerine yani, bu kadar. Gerçi tabii orada da Amerikan üssü orada. Sizin ben tespitinize tamamen katılıyorum. Trump yani çoban matı belki de diye tabir etmek lazım. Putin'i zor bir seçenekle karşı karşıya bıraktı aslında. Yani bugüne kadar Putin ya da Rusya Türkiye'nin Amerika ile geriliminden faydalanıyordu, işine evet. geliyordu. Çok da uğraşmasına gerek kalmıyordu. Sıfır maliyetli bir politika güdüyordu. Yani yavaş yavaş Türkiye kendisine yaklaşıyordu. Şimdi bu hamleyle Trump Amerika'yı ben masada yokum diyerek kaldırarak masadan Putin'i zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Şimdi Türkiye'ye direkt karşı çıksa Suriye'nin o Fırat'ın doğusunda iyice Türkiye'yi Amerika'ya yaklaştırmış olacak. İzin verse ya da izin verse rejimle işleri bozulacak ya da sıkıntıya girecek. Şimdi düşünme sırası Moskova'da. Bu anlamda bakarsanız beklenmedik, hiç tasarlanmadık bir hamle olarak zora soktu Moskova'yı. İran meselesi ben de Soli gibi düşünüyorum. Yani o paketin bir parçası da Türkiye'nin ben bu İran'ı çevreleme konusunda hani senin kaygılarını karşılarım. En azından imasında bulunmuş olması gerekiyor. Hani bunun da ötesinde İsrail'i de tedirgin etmeyecek bir düzenleme Türkiye'nin orada varlığı olacağını düşünmemiz de gerekiyor. Bu anlamda bakarsanız hani yaptırımlar belki Türkiye, yani Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik perspektiften bakarak bunu söylemiş olabilir ama sahada ortaya çıkan tablo jeopolitik durumun yeniden harmanlanmaya, karılmaya başladığını bize gösteriyor. Tam da bu ortamda işte. Bir de siz bu işleri bilirsiniz. Ben duydum, kendim bakmadım, tembellik ettim de. Yani bizim İran'dan petrol alımımız neredeyse sıfırlandı. Sıfırlandı diye ben şey yapmıştım erken. Petrolü çeşitlendirmek kolaydı ama zaten. İlk başta mesele doğalgaz. Ama yani şimdi sembolik olarak da önemsiz bir şey değil. Uyuyoruz demek ki yani biz çaktırmadan bu şeye. Tam da bu ortamda işte söyledik zaten, onu tekrar edelim. Yani Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı işte kalın dörtlü Moskova'ya gidiyor. Moskova yolcusu herhalde işte... Yılın sonundayız zaten. Birkaç gün içinde biraz daha netlik olacak. Yani köşeye sıkışmış Putin'i görmeye gidiyorlar. Bu bakımdan bakalım oradan onlar yoldayken Putin'de ne cevap vereceğini herhalde düşünüyor. Belki bütün taraflar sizin dediğiniz gibi hani hep bir spektaküler sonuç beklemek yanlış. Biraz daha dursun ya, hani 1-2 ay, 2-3 ay daha falan diye. Tabii çünkü el frenleri de çekilebilir. Şimdi varmış olduğum, yani şöyle diyeyim. 15 gün önce Suriye'deki tabloya baktığınızda bir pata durumu vardı. Kimse kimsenin oyununu bozamıyordu. Türkiye eğer girseydi biraz oyunu, yani ya da
var olan yapıyı bozacak gibi bir hamle yapmış olacaktı. Ama orada da Amerikan varlığı Türkiye'nin kısıtlı bir harekat yapmasına yol açacaktı. Çok belki denge bozulmayacaktı. Amerika bir anda kendini çekince kilit kırıldı. Yani dolayısıyla herkesin şimdi... Ama o da şu demek, yapılacaksa bu iş hemen yapılacak, yapılmalı. Yani, askeri manada diyorum. Türkiye açısından. Yani, Türkiye açısından. Bir iki hafta içinde, bir ay içinde. Çünkü bekledikçe iki ay, üç ay hani dur bakalım. Bir ay falan. Bence çok uzun. Yani bir iki hafta... İçinde oldu içinde, oldu olmadı. Evet. Zaten olamıyor demektir. İddialı konuşursak. Herhalde. Yani bir daha bir ay sonra yine başka bir şey gelirse... olacak demektir diyelim yahut. Yani masa başında arzular... karşılıklı karşılanacak demektir yani. Yani o... girmenize gerek yok. Biz oradan YPG'yi zaten çekiyoruz. İşte Suriye ordusunu koyuyoruz ne bileyim. Rusya'yla işte bilmem zaten sizin aslanı ortağınız işte arada bir iletişim kuruyoruz filan gibi. Ben Türkiye'nin ne her ne olursa olsun girmek isteyeceğini düşünüyorum. Evet. Hem yani şöyle diyelim. Yani değişik vektörlerin etkili olduğu bir konu. Yani Cumhurbaşkanı açısından yerel seçimler bağlamında önemli bir konu. Türkiye'deki güvenlik aygıtı açısındansa o güvenlik meselesi. Dolayısıyla başta ifade ettiğiniz o işte 20-30 kilometrelik şerit en azından şey yapılması, nötralize edilmesi gereken bir bölge. Ben her şartta bir askeri hareketlilik şimdi, yaşayacağımızı düşünüyorum. Afrin, Fırat Kalkanı arasında Tel Rifat kaldı. Ruslar bırakmadı. Mumbicin arasına Arima girdi. Suriye ordusu var. Burada da eğer Türkiye Tel Abyad ve Ras el Ayn arasından girerse en çok orası malum dillendiriliyor. İşte etnik yapı bakımından. Kobani arada kalıyor. Böyle bir şey mi beklersiniz yoksa yani birleştirici bir şekilde birbirine bağlaşık bir bölge mi? Yani ben Kobani'ye yönelirse Türk ordusu ya da Türkiye'ye işte müzahir şeyler çok şaşırmam. Çünkü sembolik önemi çok fazla Kobani'nin. Öyle o hani bırakılması pek bana mantıklı gelmiyor Türkiye açısından. Her ne pahasına olursa olsun. Bir de tabii şeyi düşünmemizde fayda var. Türkiye Suriye'nin bir bölümünde etkili olmayı başından beri istiyordu ama etkili olmak istediği bölge burası değildi aslında yani. Değil mi? O Halep ekseninden yani tabii. Antep Halep ekseninde evet, etkili batı. Olmayı evet batısında yani onu hinterland olarak gördüğü yer orasıydı. Yani bu iddialı olarak da, konuşuyorsak Halep'in üstüne oturmak gibi aslında herhalde bir yani nasıl var. İfade yani ama yani bu bölge aslına bakarsanız Türkiye'nin şeyinde değildi, önceliği değildi. Bu bakımdan da enteresan bir sonuç olacak bizim için. Tabii yani şimdi savaş başlamadan önce Halep Türkiye'ye ekonomik olarak büyük bir hızla entegre ediliyordu. Evet. Yani tarih boyunca da hep Halep. Zaten Halep, Antep, İskenderun evet. Yani bunlar evet. Urfa'da bunların evet. Şeyi. Yani Şam aşağıya bakan, Halep yukarıya bakan. Aynen öyle yani. Davutoğlu da çok hani ikiz şehirler olarak bahsetmeyi sever. Öyleydi zaten. Yani öyle bir söylem de kaldı. O yüzden zaten. Yani bu Halep aşkı var. Hep... Peki o zaman bu ilk bölümü bitirelim. Süremiz doldu. Suriye'yi de herhalde daha fazla konuşmaya gerek yok. Hani ne anlattınız bizim için anlamlandıramadınız derseniz hakikaten çetrefil bir konu. Aşağı yukarı hiç olmazsa bütün seçenekleri konuşmuş olduk. Ben de kendimce yalnız şunu ekleyeyim. Hani Kobani belki güvenlikçi yaklaşım doğrultusunda hedef haline gelmiş olabilir ama herhalde Kürtlerin Türkiye'ye bakışı bakımından da ters anlamda bir simgesel etkisi de olur. Hani IŞİD'e karşı savunulup ABD desteğiyle de olsa bu denli insanın hayatını kaybettiği bir yerin bu defa birkaç sene arkadan Türkiye TSK denetimine girmesi ya da TSK destekli daha kötüsü İslamcı milislerin de şeyine girmesi bir hani gönül kırıklığı mı demek lazım o hafif kaçacak herhalde derin bir iz bırakır diye düşünüyorum kamuoyunun. Yani bir yenilgi şöyle diyeyim Kürt hareketi için büyük bir yenilgi anlamına gelecektir. Ben güvenlik perspektifinden bunun yabana atılacak bir öncelik olmayacağını düşünüyorum yani. Peki. O zaman ikinci bölümde Kıbrıs'ın adı geçti. İskele'ye kurulacak deniz kuvvetlerinin kuracağı üstten bahsetti Serhat Hoca. Bir Doğu Akdeniz'le başlayıp daha genişleteceğiz perspektifi. İşte küresel gidiş nedir? Demokrasilerin, kapitalist sistemin sonu mu geldi? Bu gelir dağılımı bozukluğuyla bu işler nasıl gider? Gibi yükselen popülizm gibi meseleleri konuşacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.